Selamun aleyküm arkadaşlar. Yunus'un Çiftliği'ne hoş geldiniz. Uzun bir zamandan beri sizlerden ayrıydık arkadaşlar. Bu da tabi budama ile alakalı. Tabi ara ara videolar çektik budama hakkında ama sürekli de çekim yapamıyorum arkadaşlar. Çünkü video çekerken budama biraz yavaş oluyor. Zaman ayırmak gerekiyor. Boş zamanımda olmadığından dolayı müsait zamanlarda çekmeye çalıştım. Bugünkü arkadaşlar videomda size Artık bu dama bitti bizim Akdeniz bölgesinde ama Mart'a kadar devam edebilirsiniz arkadaşlar. Yani biz kendimiz bitirdik. Artık güprelemeye geçeceğiz, bakıma geçeceğiz. Bizim burada arkadaşlar şu anda hava sıcaklığı 20-22 derecelere çıktı. Bahar artık kendini gösterdi arkadaşlar. Belki Mart'ın ilk başlarında bir soğuk olur birkaç gün ama o da çok önemli olmaz. O geçer arkadaşlar. Bunu nereden biliyoruz? Bizim burada erik ağaçları, şeftali ağaçları çiçek açmaya başladı. Zeytin ağaçları uyandı arkadaşlar. Filiz vermeye başladı. Arılar şu anda yoğun bir şekilde çalışmaya başladı. Bunlar baharın habercisi arkadaşlar. Yarından itibaren bir 10 gün yağış gösteriyor. Bunu fırsat edindik arkadaşlar. Ben de bugün kendi bahçemde güpreleme yapacağım. Güpreleme yaparken arkadaşlar kısaca şu bilgiye değinim. Genelde arkadaşlar da yani tahlil yaptırmama bir şey var. Oysa arkadaşlar tahlilsiz size önereceğim hiçbir şey yok sadece ne öneririm? Dengeli gübre derim yani. Yoksa şu gübre yat diyemem arkadaşlar. Çünkü toprağınızı siz tanımazsanız ben hiç tanıyamam. Bölgenizin toprağının pH'i yüksek olup olmadığını bilemem. Bizim bu bölgede arkadaşlar genelde topraklarımızın pH'i yüksek. Ben yaklaşık 3-4 seneden beri fi ekiyorum arkadaşlar. Bu fi'de de İsmail Yavaş kardeşimden Allah razı olsun beni bu fi ile tanıştırdı. O günden sonra ben toprağımdaki canlılığı gördüm arkadaşlar. Kısaca size şöyle anlatayım. Eğer ki toprağınızın organik maddesi bitmişse, siz sürekli toprağınızı sürüyorsanız, ota düşmanısanız, hayvan gübresi vermiyorsanız, hümük asit vermiyorsanız ve böyle yeşil azot veren yani fi olabilir, yonca olabilir, baklı türleri olabilir. Bunları da vermiyorsanız toprağınız bundan bir 5-10 sene sonra arkadaşlar bir kaya olacak. Yani Toprağınızın canlı kalabilmesi için arkadaşlar mutlaka bunlara ihtiyaç var. Eğer bunları vermiyorsanız bugün atmış olduğunuz 1 kilo 2 kilo gübre yarın 5 kilo da atsanız artık kar etmeyecek arkadaşlar. Çünkü toprağınız bitti ve sürekli cepten vereceksiniz. Ben 3-4 seneden beri arkadaşlar İsmail Yavaş kardeşimin tavsiyesiyle fi ektim. Şu anda her kazdığım çukurdan solucan çıkıyor arkadaşlar ve tarlamda yani bahçemde bir canlılık var. Hemen yan taraftaki bahçelerde şu anda zeytin yaprakları sapsarıyken benim yapraklar mosmor arkadaşlar. İnşallah ben bu fiği her sene de ekmeye devam edeceğim. Tabii bunun yanında zeytin artıklarını da arkadaşlar karıştırıyorum. fiyi karıştırıyorum. Bu sene hayvan gübresi atmadım. Zamanım olmadığı için atmadım. Biraz da bulamadım arkadaşlar. Normalde her sene hayvan gübresi de yani çok olmasa da her sene sürekli attığımdan dolayı ağaç başı bir 50-60 kilo veriyordum arkadaşlar. Şimdi buraya kadar anlattığım arkadaşlar bu işin organik kısmıydı. Yani toprağımızı canlı tutmak, her geçen gün keseden daha fazla vermemek için o işin organik kısmıydı. Şimdi gelelim fenli gübreye. Şimdi fenli gübre bu arkadaşlar. Biz bundan yaklaşık bir 15-20 yıl önce arkadaşlar buraya pamuk ekiyorduk ve burası kıraç bir yer arkadaşlar. Burada yaklaşık yani dönüme 300-350 kilo pamuk alınıyordu. Çok iyi hatırlıyorum. Aynı sulu pamuk gibi pamuk olur. Daha sonra pamuk işte bir 5-10 sene daha sonra olmamaya başladı. Bir karış boyu oluyordu. Her yani kozanın çöpünde belki iki tane elma ya oluyordu ya olmuyordu. Daha sonra burada pamuk işi bitti. Buğdaya döndük arkadaşlar. Buğdaydan da işte daha sonra almamaya başladık. Bu neden oluyor? Toprağın sürekli işte arkadaşlar organik maddesi olmadığından dolayı, sürekli fenli gübreler atıldığından dolayı artık toprak gittikçe kısırlaşıyor. Şimdi eğer elimizde arkadaşlar bir analiz sonucumuz yoksa ee, biz yani videonun başında da söylemiştim dengeli gübreyi tavsiye ediyoruz. Ben bu sene arkadaşlar 4-15 atıyorum. NPK 4-15 atıyorum. Şimdi bunlar arkadaşlar 15 azot, 15 fosfor, 15 potasyum, 15 de kükürt var arkadaşlar. Bazı arkadaşlar 20-20 veyahut da işte DAP gübresi 18-46 dediğimiz DAP gübresi onlar atıyorlar. Normalde bunlar arkadaşlar daha çok hubabat gübreleridir yani. Şimdi bunda biz zeytinimizde azote ihtiyaç var. Fosfora ihtiyaç var. Yağlanması için bizim potasyuma da ihtiyacımız var. Eğer siz bunu ayrıyeten ağacınıza potasyum veremiyorsanız arkadaşlar mutlaka bunu toprak altı gübrelerden vermeniz gerekiyor. O yüzden yani dengeli gübreler bizim daha çok işte bu zeytinlerde veyahut da diğer bitkilerde dengeli gübre arkadaşlar şart. Şimdi mesela gübreyi atıyoruz ama biz Toprağımız işte bak burada yine arkadaşlar tahlil bak öne çıkıyor Normalde topraktaki arkadaşlar mineraller Sizin en düşük mineral hangisi ise Yani istediğin kadar azot verin fosfor verin veya herhangi bir şey verin Topraktan alma anca en az olan o kadardır arkadaşlar Yani bunu çok atmayla çok alacak diye bir şey yok O yüzden mutlaka Tahlil şart arkadaşlar ağacın yaş olarak almıyorum bak burada dikkat edin ağacın verim olarak alıyorum. Normalde 50 kilo veren bir ağaçta mutlaka 2 kilo arkadaşlar gübre vermeniz gerek ama tabi tahlilde artık sonuç olarak da ne çıktıysa o değişir arkadaşlar yani o zaman gübre değişir hangi gübre nasıl vereceğiniz değişir tabi Normalde 50 kilo veren bir ağaçta arkadaşlar Topraktan kaldırdığı besin elementini 2 kilo, dengeli gübre yani NPK 4-15 karşılar arkadaşlar. Şimdi bunun içerisinde şuna da değinim. Kükürt var arkadaşlar. Yani bu kükürdün görevi ne? Bizim bu bölgelerde toprak pH'ları yüksek arkadaşlar. Koymuş olduğumuz mesela çember şeklinde veya işte ben şu anda fiilen dolayı yani normalde benim gübre makinem var ama fiiden dolayı arkadaşlar ben bu sene şey yapıyorum. 8 tane yalak kazıyorum. Kazmış olduğum yalaklarda arkadaşlar pH'ı işte burada kükürtün görevi işte orada devreye giriyor. Oradaki şeyi dağıtıp arkadaşlar alımı daha kolaylaştırıyor. O yüzden pH olan yerlerde mutlaka kükürtlü gübre kullanırsanız iyi olur. Yani pH iyi olan yerlerde de arkadaşlar yani kükürtlüye o zaman gerek kalmaz. Normal 3-15'li kullanabilirsiniz. Genelde arkadaşlar şöyle bir yanlışımız var. Normalde eğer mesela bak hayvan gübresini falan arkadaşlar normal onu kıştan hemen önce atın ki yani yağmurlarına toprağı iyice insin arkadaşlar. Yani o şekilde yapın ama normalde fenli gübreler arkadaşlar mutlaka ağacın uyanma dönemine denk getirmeniz lazım. Şimdi normal azot uçucu bir madde arkadaşlar ama fosforla potas toprakta kalıcı bir madde. O yüzden yani mutlaka bölgenizde mesela şimdi bizim Adana bölgesinde artık yani bahar geldi arkadaşlar. Her tarafta çiçek açtı. Ağaçlarımız yürüdü. Yani şu anda gübrelemeye başladık. O yüzden artık zamanı geldi arkadaşlar. Bugün de Şubat'ın 13'ü. Toprak üstü güpre arkadaşlar bu çiçeklenmeden biraz önce o domurcuk dönemine doğru. O zaman da e, yağmurlara denk getirip bir şeker güpre satacağım. Normalde bunu şimdi ben ağaçlara 2 kilo veriyorum arkadaşlar. E, o şeker gübresini de yani şeker dediğimiz amanyosulfat arkadaşlar onu da yani bu domurcuk dönemine denk getireceğim. Çiçeklere biraz daha destek olur. Uygulama yaparken arkadaşlar genelde düz olan yerlerde sıkıntı yok. Yani düz olan yerlerden normalde eğer şey yapıyorsanız etrafını çember yapabilirsiniz. Yaklaşık bir yani 25-30 santim arkadaşlar derinlik olması lazım. Kökü bulmamız lazım. Yani toprak üzerindeki tamam normalde hemen toprak üzerinde de kılcal kök var ama biraz daha aşağı inmek lazım yani nemli yerde kalması lazım. Fosforla potas arkadaşlar bir azot gibi böyle yani dağılan bir şey değil. Koyduğunuz yerde kalır. Yani bir sene boyunca yağmur yağdı. En fazla toprakta hareket arkadaşlar. 3 santim 5 santim fazla değil. O yüzden biz ne yapacağız? Yani lokmayı hemen ağzına vereceğiz. Yani aratmayacağız arkadaşlar. Hemen getireceğiz. Kökün asıl çalıştığı yere yani 25-30 santim aşağı arkadaşlar indireceğiz. Buna da dikkat edelim. Burada ramp olan yerlerde hilal şeklinde üst kısmına da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Zamanla aşağı doğru iner. Ee, veyahut da arkadaşlar düz olan yerlerde eğer ki gübre makineniz yoksa yalaklar yapabilirsiniz. Bunu da şu şekilde arkadaşlar. Yani ağacınızın yanınıza geldiğinizde şöyle vücudunuz ağaca değdiği anda tam ayağınızın altı alta. Yani burası arkadaşlar. Yaklaştın şöyle ağaca geldim. Vücudum ağaca değdi tam ayağımın altı arkadaşlar. Yani yapmanız gereken bu. Kazarken de şimdi şöyle ben gösteririm arkadaşlar. Ben 8 tane yalak kazıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Yani yaklaşık bir 30 santim kazdım. Yani normalde belin şeyi arkadaşlar 30 santim de geçiyor. Tam şu anda 30 santim kazdım. Zaten Belin hemen şu demirine kadar yapıyorum. Bu tasın arkadaşlar. 8 tane yaptığım zaman 2 kilo geliyor. Bu şekilde döktüm. Üzerini de kapatıyoruz arkadaşlar. Üzerini de kapattım. Yani şu anda arkadaşlar bak şu şekilde beli diktiğim zaman ağacın tam taç bölgesi. Bu şekilde 8 tane ben yalak kazıyorum arkadaşlar. Tabi siz burada eğer ki yeriniz azsa arkadaşlar komple e, taç bölgesini dönerim. O şekilde daha iyi yani her taraftan alır arkadaşlar. Şimdi e, kısaca şöyle özetleyecek olursak arkadaşlar. Eğer ki hiç tarlanızda hayvan gübresi, fi bu şekilde şeyler yoksa bir defa sizi e, yani normalde 50 kilo aldığınız bir ağaçta 2 kilo bile kurtarmayabilir arkadaşlar. Bu ikinin de üzerine çıkabilir. Ama toprağınızın organik maddesi yüksekse, toprağınız güzel çalışıyor, ağaç topraktan istediğini alıyorsa, bu güprelemeyi arkadaşlar biraz daha aşağı indirebilirsiniz. Yani biz toprağımızın organik maddesine göre eksik olanı gübreden veriyoruz arkadaşlar. Yeşile düşman olmayın diyorum arkadaşlar. Elinizden geldiğince ekin. Yani ben 3 senede bunu çok farkını gördüm arkadaşlar. Yine bu güpreleme hakkında herhangi bir aklınıza takılan olursa arkadaşlar yorumlara yazın. Oradan cevap veririm inşallah. Bundan sonra artık bahar geldi. Yapraktan işte arkadaşlar beslemeye geçeceğiz. Bol bol video çekeceğiz arkadaşlar. Bu sene tamamen beslemeyle alakalı videolarımız çok gelecek. Çünkü biz budamada belli bir seviyeye geldik arkadaşlar. Bölgesel olarak da artık budamalar düzeldi. Tabi budamayı belli bir seviyeye getirdik ama şu anda aşırı derecede arkadaşlar bu gruplarda bilgi kirliliği var. Şunu duyunca ben çok üzülüyorum. Falan zehir attım çok güzel ürün aldım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Zehirle ürün alamazsınız. Zehirle sadece işte belli bir zamanlarda mücadele etmek gerekiyor. Bunu tamamen budama besleme arkadaşlar. Kafanızda hep bu olsun. Zaten mücadelede de zamanı geldi mi onları söyleyeceğiz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.